Merhaba arkadaşlar, sizlerle TET hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda doğa ve insan etkileşimi ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakacak olursak, doğal ve beşeri unsurlar karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Farklı bölgelerde yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisinde etkileyen unsur diğerlerinden farklıdır diye soruyor. Seracılık faaliyetlerinin kış ılıklığının yaşandığı alanlarda daha yaygın olmasında etkileyen faktör doğal unsurdur sevgili arkadaşlar. Ormanların fazla olduğu kırsal yerleşmelerde ahşap meskenlerin yapılmasında yine doğal unsur etkilidir. Klorofluorokarbon gazlarının salınımının artmasıyla ozon tabakasının seyrelmesinde ise beşeri faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Volkanik patlamalar sonucu küresel ölçekte sıcaklık değişimlerinin yaşanmasında yine doğal faktörlerin etkili olduğunu görüyoruz. Yoğun sis oluşumunun gerçekleştiği alanlarda deniz ulaşımında aksamaların yaşanmasında da yine doğal faktörler etkilidir. 4 tanesi doğal faktör. C seçeneğinde ise beşeri unsurun, beşeri faktörün etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Diğer sorumuza bakacak olursak. Geçmişten bugüne kadar bilim ve teknikte yaşanan gelişmeler ile insanın doğal çevre üzerindeki etkisi artmıştır aşağıdakilerden hangisinde bu etkinin daha az olduğu söylenebilir diye soruluyor sorumuzda. Mısır'da Nil Nehri Havzası'nda ekstansif tarımın yapılması. Arkadaşlar ekstansif tarım geleneksel veya ilkel tarım olarak ifade edilebilir. Evet bazı bilimsel ve teknik gelişmeler ekstansif tarımda önemlidir. Ancak günümüze baktığımızda geleneksel yöntemlerle ilkel yöntemlerle yapıldığı için bu tarım yönteminde bilim ve tekniğin etkisinin az olduğunu söyleyebiliriz. Diğer seçeneklerimize bakacak olursak, Dubai'de deniz doldurularak yapay adaların oluşturulması, Çin'de Yangtze Nehri üzerinde 3 Boğaz Barajı'nın kurulması, Türkiye'de İstanbul Boğazı'nda Avrasya Tüneli'nin yapılması, İsviçre'de engebeli arazilerde tünel ve köprülerin inşa edilmesi, burada bilim ve tekniğin gelişmesiyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Doğa ve insan etkileşimi ile ilgili diğer bir sorumuza bakacak olursak, doğal çevre özellikleri kırsal kesimde meskenlerin yapımında kullanılan malzemeleri etkilemektedir. Buna göre haritada numaralandırılan alanların Hangisinde doğal çevre özelliklerine bağlı olarak mesken yapımında farklı malzeme kullanılmaktadır diye soruyor. Arkadaşlar, doğal çevre özellikleri değiştiğinde kırsal meskenlerin yapı malzemesinde değişkenlik olabilir. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, benzer özelliklere sahip alanlarda da benzer yapı malzemelerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorumuzda hangisinde farklı bir malzeme kullanılmıştır diye soruyor. Haritaya bakacak olursak 2, 3, 4 ve 5 numaralı yerlerde kurak iklim özelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bölgelerde sevgili arkadaşlar genellikle yapı malzemesi olarak toprak meskenlerin toprağın yapı malzemesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak sevgili arkadaşlar haritamızdaki bir numaralı alana baktığımızda bir numaralı alanda Amazon havzasının olduğunu görüyoruz. Ve Amazon havzasında Ekvatoral iklim özelliklerinin olduğunu ve burada ormanların yaygın olduğunu görüyoruz. Bu nedenle burada daha çok ahşap meskenler yaygındır diye söyleyebiliriz ve sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakacak olursak insanın ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yapmış olduğu yaşamsal faaliyetlerin tümüne beşeri faaliyet denir diye soruluyor arkadaşlar. Buna göre Durumlarından hangileri bu faaliyetlere örnek verilebilir diye sormuş. Yani hangileri beşeri faaliyettir diye soruyor bize sorumuzda. Sulak alanların tarım arazisi olarak kullanılması, sulak alanların dönüştürülmesi veya tarım arazisi haline getirilmesi bir beşeri faaliyettir. Maden ocaklarından çıkarılan madenlerin işlenmesi, yine madenlerden maden çıkarılması, bunların işlenmesi faaliyetleri de beşeri faaliyettir. Yoğun nüfuslu bazı kıyı alanlarının tropikal rüzgarlardan etkilenmesi doğal bir durumdur, doğal bir unsurdur. Bazı şehirlerde tektonik hareketlere bağlı olarak deprem yaşanması da yine doğal bir durumdur. Hangileri beşeri faaliyet dediğimizde 1 ve 2 beşeri faaliyettir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır arkadaşlar.